Önce şunu açıklamam lazım. Bazı seyircilerimiz bu saray kütüphanesi hazine gibi deyince gidip görmek isteyebilirler. Bunlar okuyucuya, her okuyucuya açık değil de bakanlık izniyle zaten girilir. Şimdi onların zaten da kaç senedir var, evet. Hepsi ambalajlı kalkmış. Yani her yerde olan şeyler, aynı eserler, aynı benzeri eserler Türk İslam eserlerinde de var. Süleymaniye Kütüphanesi özellikle ve özellikle de İstanbul Üniversite Kütüphanesi'nde var. Evet. Hepsi saray hazinesinden çıkmadır. Oranın hazine mühürden bölümünün. Anlıyorsunuz değil mi? Hem mühürden tanıyorsunuz hem kitapların cildinden de tanımak. Zülveçeyn Kütüphanesi'nin Veçeyn yani çift taraflı o evet. Kütüphanenin cildinden de özel bir cildi var kırmızı deriden. Tabii Yıldız Sarayı'ndan bunlar Yıldız Sarayı'na gitmişler. Hepsinin cildi atılmış. Yerine Sultan II. Abdülhamit Zülveçeyn Kütüphanesi'nin ciltlerini yaptırmış. Ondan sonra da işte yerleşirken bir kısmı İstanbul Üniversite Kütüphanesi'ne, önemli bir kısmı da yine Topkapı Sarayı'na dönmüş. Böyle bir durum var. Efendim okuyuculuğumuzdan birçok mailde hazine niçin tam olarak teşhir edilmiyor deniyor. Vallahi çünkü hazine sizin zamanınızda daha daraltıldı. Ben sebebini biliyorum tabii onu. Evet. Fakat onu sizden dinlesek çok iyi olur. Çünkü evet. Çok önemli bir konuyu, sizin de hassas olduğunuz konu deprem konusu. Deprem konusu, evet. Bunu kimse pek göz önüne almıyor. Almıyor ama yani çok, deprem korkusu yani yüzünden hazine nasıl daraltıldı. Nasıl almadıklarını, niye bunu kulak ardı ettiklerini de, göz ardı ettiklerini de anlamak gerçekten mümkün değil. Türkiye'nin özellikle İstanbul'un bir deprem beklediği biliniyor yani. Bu bir gerçek. Evet. Ama 5 sene sonra olur ama 30 sene sonra olur onu bilemem ben. Ben bu işin alimi değilim. Ama bunun uzmanları böyle söylüyorlar. Böyle olduğu halde hiç oralı olmuyoruz. Hiç kimse oralı olmuyor. İşin acı tarafı. Biz bu amaçla zaten 99 depreminden sonra hazine yenileniyordu. Nasıl sağlam ve sağlıklı bir bina yapabiliriz? Bunları nasıl sağlam sergileyebiliriz? Bunun üzerine uzun uzun düşündük. Şu anda hazinedeki bütün eserler, yani sergilenen eserler ki en seçkinleridir. Neresinden bakarsanız bakın. Son derece iyi yerleştirilmiş. Hepsi duvarın kalınlığı içine, nişlerin içine yerleştirilmiş. Demir çubuklarla arkadan, önden, yanlardan 50-60 santim kadar duvar içine giren. Yani gerçekten binada meydana gelecek sallantıyla vitrinin aynı sallanmayı yapması için gereken önlemler alınmıştır. Eş zamanlı yani eş aynı zamanlı. Şekilde sallanıyor. Evet. Ayrıca bütün bunların hepsi bağlanmıştır. Evet. Yani içindeki eserler de kapağı, işte altına, onun kaidesi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Onlar Messina ile bağlıdır. Peki buna teşhirdekiler, depodakiler ne vaziyette? Depodakiler maalesef iyi bir vaziyette olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani deprem açısından iyi bir vaziyette olduğunu söyleyemeyeceğim. Peki. Topkapı Sarayı'nın depoları herkesin bildiği gibi artık Sağır Sultan duydu zannediyorum. Ama hiçbir kıpırtı da yok yani. Peki Filiz Hanım şunu açıkça söyleyen misiniz? Evet. 7'nin üzerinde bir İstanbul depremi bekleniyor. Bekliyorum. Bu depremde saray ne olur? Saray ne olur? Dönüp çünkü bunu söyleyebileceğiniz en iyi yer, en etki yapıcı yer şu anda burasıdır. Evet. Saray bu depremde ne olur? Dönüp bir şeylere baktığınız zaman, daha önceki depremlere baktığınız zaman sarayın ne olacağı belli oluyor. Ne olmuş daha önce? Mutfaklar yıkılmış, mutfakların önemli bir kısmı. Saray hamamı yıkılmış, yanında hazinenin bir gözü yıkılmış. Yani bütün, doğrusu
1509 depreminde, yani küçük kıyamet dedikleri depremde, İkinci Bayezid zamanı. İkinci Bayezid zamanında padişah, işte o ne hangi odada uyuyorsa bilemeyeceğim, uyuduğu odadan kalkmış, bir saat olmuş, çıkmış oradan ve onun uyuduğu oda çökmüş. Evet. Şimdi bu çökmüş de, bu oda hangi oda tabii? Onu anlamak has oda da olabilir. Hı hı. Has odanın da çökmüş olma ihtimali mevcut. Zaten belki de onun için bu kadar çok duvarları kalınlaştırılmış, 2 metreye aşan yerleri var. Yani 1509 sonrası mı? Muhtemelen. Peki, Fatih 1700... zamanında yapılmış ama o depremden sonra tekrar böylece sağlamlaştırılmak, yenilenmek ihtiyacı duyulmuş. Ama yine de hangi oda olur? Belki başka bir köşk, 2. Bayezid'in yaptırdığı bir köşk olabilir. Fatih'in yaptırdığı başka bir köşk olabilir. Tam olarak kesin bir şey söylemek tabii ki mümkün değil. Yani zaten İstanbul'da da taş taş üstünde kalmamış gibi bir şey. 1509'da, evet. 1509'da. O kıyameti sugra dedikleri küçük, evet, kıyamet, evet, evet. 1766 depreminde de öyle çok büyük bir hasar görmüş her yer. Sık sık da deprem olmuş ve sık sık da zarar görmüş. En son müzedeki arkadaşlarımız Dolmabahçe Sarayı'nın arşivinden yararlanarak bir çalışma, hı, yapmışlardı. O da 1894 depreminde Topkapı Sarayı. Ki o da İstanbul depremi değil, İzmit tarafıdır. Evet, öyle olduğu halde, evet, mutfaklarda pencere büyüklüğünde duvarların açıldığını, delikler açıldığını anlıyoruz. Diğer taraftan bazı sütun başlarının düştüğünü, onların yenilendiğini. Zaten işte hepsi içinde çok fazla bir şey söylemeye gerek yok ama Marmara Denizi'ne yakın olan kısmının çok hasar gördüğü biliniyor. Daha önceki dönemlerde de bu kısım hasar görmüş. Onlara bir takım şeyler alınmış, tedbirler alınmış. Mutfaklar kısmına da alınmış, şeye de alınmış. Hamam, eski hamamın bugün seferli koğuşu olarak kullanılan binanın yerine de alınmış. Ama bundan sonra ne olur onu bilemem. Peki. Bundan sonra olacak şeyde de pek çok insanın sorumlu olması gerekiyor. Yani özellikle İSMEP diye bir proje başlattı devlet zannediyorum. Sadece röleveden birisi katılmış ve bunun sonucunda da bazı bölgelerin tabii ki henüz tam bir şey, ne derler, zemin etüdü yapılmadı. Sarayın. Yok zemin etüdü. Oh oh. Yani deprem. Yani bütün bunlar için çok paralara ihtiyaç, çok paraya ihtiyaç var. İyi efendim, saray bir tane. Bir tane tabii. Mutlaka iyi bir zemin etüdü yapılması gerekiyor. Şimdi depremden sonra. Zemin etüdü sonunda da zayıf yerlerin ona göre güçlendirilmesi gerekiyor. Biz depremden sonra rapor yazdık Ankara'ya. Ben şimdi herkes, bütün arkadaşlardan çeşit çeşit şeyler geliyor, raporlar geliyor. İşte şurası çatlamış, burası patlamış, yazıyoruz. Gidiyorum, koşa koşa gidiyorum, bakıyorum neresi çatlamış. Bu depremde hasar oldu değil mi? Oldu tabii, olmaz olur mu? Tabii. Evet. Ondan sonra yani bunları kağıda dökerken anladım ki çok ilginç bir şey çıktı. Kapanın, yani Bab-ı Sade'nin, hı, biraz güneyinden diyelim, ilerisinden dolaşan bir hat. Yani şeyden öbür tarafta da, deniz tarafında, Marmara tarafında mutfakların son kısmına rastlıyor. Bu taraftan da gittiğiniz zaman esas devlet hazinesi, devlet hazinesinin içinden geçiyor. Hareme giriyor, haremden sonra evet 40 merdiven dediğimiz alt katlara iniliyor. Evet. Bütün oralarda çatlaklar oluştu. Yani burasının tehlikeli bir yer olduğu, bir hat olduğu izlenimi bıraktı bende.
Nitekim bu yapılan son işte İSMEP'in yaptığı proje çalışmaları sırasında, araştırmalar sırasında böyle bir hattın mevcudiyeti ve de özellikle harem kısmında çok tehlike arz ettiği anlaşılmış oldu. Bu demek ki Topkapı Sarayı'ndaki Çin ve Japon porselenleri büyük bir tehlike altında demek. Hazine? Hazine değil. Değil mi? Korunuyor Hayır. Şu anda. Evet. Ama diğer taraftan hazinenin deposu, depoyu kastediyorum. Deposu çatlak bir binada.